Sayın Batum, siz Silivri'desiniz, davayı takip ediyorsunuz. Oldukça gerilimli bir atmosferde geçiyor dava. 3 kez ara verildi. Savcının mütalasını vermesini bekliyoruz ama gerçekten mütalaa verebilecek mi? Sizin önce izlenimlerinizi alalım. Şimdi efendim, deminki haberinizden yola çıkayım. Türkiye'de 71 döneminde inanılmaz hukuksuzluklar yaşandı. Türkiye'de 12 Eylül 80'den sonra inanılmaz hukuksuzluklar yaşandı. İşte bir tanesinde demin sizler haber olarak dile getirdiniz. Bunların hepsini darbe dönemlerin hukuku diye darbe hukuku diyorduk. 2002'den sonra bu darbe hukuku, net söylüyorum, tekrar hortladı. Şimdi kim ne derse desin, dikkat edin. Bugün bu Silivri'ye geldik. Niçin? Savcı esas hakkındaki mütalasını okuyacak diye. Mütalasını verecek diye. Yani bu son mütalaa ne demek? Evet. Artık davada bütün tanıkları dinledik, kanıtlara baktık, olaylara baktık, birbiriyle irtibatlandırdık, iddianameyi tek tek savunmaları aldık. Artık sona yaklaştık. Şimdi bugün bir anda buradaki inanılmaz kalabalıkların olacağını bildikleri için, bunu net söylüyorum, ve bilecekleri için, tahmin ettikleri için bugün yeni bir aşamaya gittiler. Çünkü herkes şunu söylüyordu. Türkiye'de çok Ahmet Gündel, orada değerli bir hukukçudur muhakkak, ama onun gibi hukukçular, net söylüyorum, ve cumhurbaşkanları, başbakan de konumları ne olursa olsun, yargı efendim, bu yargının kararına saygı duyalım, bunun temyizi var gibi bir, net söylüyorum, saçmalığı, yalanı söyleyecekleri için ve balyozdan sonra bu davada da silahı olmayan, lideri olmayan, birbirleriyle bağlantısı 4 senede tanımlanmamış olan, bazı olayların daha soruşturulması bitmemiş olan bir davayı karara bağlamak istemedikleri için bugün buna bir silah bulabilmek ve silaha çeken el bulabilmek amacıyla son anda başka bir dava ile birleştirilme kararı aldılar. Şimdi bu o kadar hukuksuz ki, dikkat edin, o yüzden söyledim. Son gününe geldiğini söyledim. Son gününe gelmişken veya sonuna gelmişken bir anda yeni bir dava çıktı. Evet. Efendim neden? Çünkü dediğim gibi balyozda da böyle söyleniyordu. Şimdi ya bu da birbirleriyle irtibatı kurulmadı. Bu adamların bir bölümü şuna katılmamış. 2003'te yapıldığı söylenen kaset nasıl 2008'de ortaya çıkar, 2008'deki isimleri, kuruluşları içerir diye. Sayın şimdi Batum, bunu çok da özür dileyerek araya giriyorum. Aslında şey bunlar gibi. Bunlar hep zaten konuşuluyor. Aslında bizim merak ettiğimiz konu şu. Şimdi siz de oradasınız. Oradaki atmosferi de çok yakından biliyorsunuz. Dolayısıyla mesela şöyle bir görüş de dile getiriliyor. Evet, haklı bir kalabalık. Dolayısıyla insanlar tepkilerini göstermek için nihayetinde orada olmalılar. Ama mesela parti bayrakları orada çok fazla görünmemeli diye görüşler var. Siz gözlemlediniz mi? Evet. Bunu söyleyenler, şunu söyleyeyim. Hangi ülke gördünüz? Bana bir tane ciddi ülke söyleyin. Başbakanı denilen kişi çıkacak, diyecek ki ben bu davanın savcısıyım diyecek. Şimdi bunlar böyle gayri ciddi, efendim parti bayrağı olmasaydı, efendim parti bayrağı olsa, ama adamlar şimdi şey yaptılar, darbecileri savundular. Bunlar hepsi yalan. Siz hukuka bakın. Hukukta gördüğümüz şey şu, burada. Emin olun buna. 4 sene önce alınmış, istenmiş ve alınmış bir MIT raporunu vermemişler, saklamışlar. Evet. 4 sene sonra şimdi bu dava ortaya çıkınca hakim belgenin tarihini okumadan geçiyor. Çünkü okunsa 4 sene önce bunun alındığı ortaya çıkacak. Şimdi bu birleştirme kararına karşı hukukta bakın, ha nasıl tevil ederler bilemem. Ahmet Bey'e de sorarsınız orada. Evet. Bunu nasıl tevil etmeye çalışacağını. Ama şunu açıklıkla söyleyeyim. Avukatların bu konuda birleştirme kararı karşısında talepleri sorulmaz mı?
hayır kabul etmiyoruz, ediyoruz diye. Hakim buna imkan vermediği gibi aynen ceza yargılamasındaki bir usulü tersine çevirip şöyle dedi. Artık sözlü taleplerinizi almayacağım, taleplerinizi ancak yazılı yapabilirsiniz dedi. Evet. Bunu içeride söyledi. Sayın söylemek Bakım, istediğim şu. Sakın bunu yanlış anlamayın. Sayın Gündel'e dönmek istiyorum. Zira siz hukuki boyutuna dikkat çektiniz. Şimdi usule ilişkin tartışmalar var. Siz de bunu haklı olarak dile getiriyorsunuz. Ama Sayın Gündel'e şunu sormak istiyorum. Şimdi karar ne yönde olursa olsun. Ağır ya da hafif cezalar. Mütalaa verilmeye çalışılıyor ama 3 kez ara verildi az önce söylediğimiz gibi. Sizce gerçekten adalet işleyişinde bu meşru anlamda kafalardaki o işaret, soru işaretleri kalkmış olacak mı? Tatmin edecek mi? Ne diyorsunuz? Çünkü çok ciddi tartışmalar oldu usule ilişkin. Yargılama sürecinde, işte gözaltı sürecinde, soruşturma sürecinde. Ne diyorsunuz Sayın Gündel? Hüsa Hanım, şimdi biraz önce ben yayınlarınızda burada izliyorum. Yeni Erdal Erenler'in idam edilmemesi için askerlerin meşru hükümetleri devirmek suretiyle iş başına gelmelerine elbette hep beraber karşı çıkmalıyız. Buradaki iddialar da benzer iddialar. Yani bundan 4-5 yıl önce özel yetkili Cumhuriyet Savcılığı, İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı bir takım kişilerin, grupların Ergenekon yapılanması adı altında ya da bunun dışında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni zorla ortadan kaldırmaya kalkıştığı iddiaları üzerine bir soruşturma başlattı. Daha sonra bu soruşturma davaya dönüştü ve bugün bu davanın da sonuna doğru yaklaşmış bulunuyoruz. Şimdi geçtiğimiz yılları ve bugün içerisinde bulunduğumuz durumu ceza hukuku açısından değerlendirdiğimiz zaman hiç kimse sağlıksız bir yargılama yapıldığını iddia edebilecek durumda değil. Tutuklamaların uzunluğu, yargılamanın uzunluğu dile getiriliyor. Şimdi bunlar bir şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar ulaştı. Evet. Dosyada 275 civarında sanık var. Ciddi iddialar var. İşte hep bilindiği gibi milyonlarca sayfalık bilgiler, belgeler var. Elbette bu davada 4 yıl gibi bir yargılama süresi ceza yargılaması bakımından son derece makul. Hatta şu anda diğer ceza yargılamalarına baktığımız zaman kısa diyebileceğimiz bir süre. 600 oturumla 4 yıl gibi kısa bir süre içerisinde bu aşamaya varıldıysa gerçekten bu özel yetkili mahkemenin fedakarca yaptığı çalışmalar sonucunda. Tutuklamalara baktığımız zaman tutuklamalar da şayet dosyadaki deliller gerçekten bir mahkumiyeti gerektiriyorsa 30 yıllar ağırlaştırılmış müebbetler, müebbet hapsi cezaları çıkabilecek deliller varsa elbette bu 4-5 yıllık tutukluluk süreleri de makul evet. Sürelerdir. Anayasada ve yasada gösterilen sürelerdir. Sayın Gündel, araya girip şunu sormak istiyorum size de. Şimdi en çok aslında merak edilen şey bugün ne olacak? Yani karar çıkacak mı? Nasıl bir karar çıkacak? Ek süre istenebilir mi? Genelde sanıyorum dikkatler bu noktaya çevrilmiş durumda. Ek sürede de odaklanılıyor. Sizin görüşünüz nedir bu konuda? Bugün tabii ki bir karar çıkmayacak. Yani karar aşamasında değiliz henüz. Karara doğru yaklaşıyoruz. Ancak daha savcının esas hakkından mütalaasının verilmediğini sizin haberlerinizden anlıyoruz. Dosyaya evet, yani giren iddianameler mı? Var. Dosyaya giren iddianameler var. Bu iddianameler yeni açılan davalardan sanıyorum kaynaklanmıyor. Başka dosyalardan bu dosyaya alınan ve sanıyorum sanık ya da ilgili müdafiilerinin diyeceklerinin sorulması suretiyle ortaya konulacak belgelerdir. Bundan sonra savcının esas hakkında mütalaasına geçilebilecektir. Ancak burada çok vahim durumlarla biz karşı karşıyayız. Yani gerek duruşma salonunun dışında gerekse salon içerisinde yargılamanın engellenmesi noktasında çok ciddi gelişmeler var. Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin orada bulunmasını biraz önce siz de ifade ettiniz yadırgıyorum.
Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten ben şu aşamada Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisiyle bir siyasi gibi konuşmak istemem ama hukukçu olarak da buna ben temas etmek durumundayım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin değiştiğini Sayın Kılıçdaroğlu'ndan dinlemiştik. Geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nin darbelere, muhtıralara, darbeye kalkışmalara tarihsiz bir şekilde destek olduğunu biliyoruz. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu o dönemlerin geride kaldığını, daha demokratik bir Cumhuriyet Halk Partisi ve yönetim oluştuğunu ifade ettiler. Ama bugün bu davanın tamamen arkasında durmak ve sahiplenmek suretiyle geçmişteki söylemlerinin hala devam ettiğini bize ifade ediyorlar. Bunu gerçekten ben hukuk devleti demokrasi açısından çok tarihsiz görüyorum. Ben bunu siyasi noktadan değerlendirmiyorum. Ceza hukuku açısından ben bu noktayı ortaya koymaya çalışıyorum. Peki Sayın Gündel, çok teşekkür ediyorum efendim. Hemen Sayın Batum'a da dönmek durumundayım. Çünkü söylediğiniz şeyler ona söz hakkı doğuruyor. Sayın Batum, sizin de hem görüşünüzü alalım. Bu arada sıcak bir bilgiyi de aktaralım. Protestolar nedeniyle duruşmaya 4. ara verildi. Bunu da izleyicilerimize bir kez daha paylaşalım. Siz ne diyorsunuz? Şimdi efendim ilk önce şunu söyleyeyim. Sayın Gündel hiç merak etmesin, siz de etmeyin. Ben de Sayın Gündel'e bir siyasetçi olarak konuştum zaten. Yani onu bir hukukçu olarak değil, bir siyasetçi olarak gördüğüm için ondan bu şeyin içine girdim. Çünkü bana göre bir hukukçu, Ahmet Gündel'i bir hukukçu olarak kabul etmiyorum. Neden? 4 yıl süren tutukluluklara hepimizin gözünün içine baka baka, kendi varsa çocuklarının, ailesinin gözünün içine baka baka 4 yıl tutukluluktan ne olacak, bunlar makuldür diyen bir kişiyle ben hukukçu olarak değil ancak siyasetçi olarak konuşurum. Peki efendim. Birincisi bu. İkincisi şu. Çok kısaca. Protestolar nedeniyle dava inkitaya uğramadı efendim. Niçin uğradı biliyor musunuz? Hakim, tekrar net söylüyorum, avukatların birleştirme kararına karşı taleplerini, söylediklerini hayır söyleyemezsiniz dediği için dava, avukatları duruşma salonundan attı. Size temin ediyorum, söylüyorum. Size diyorum ama Ahmet Gündel'e değil, sizi temin ediyorum. Çünkü ona ne söylesek boş. Ona ancak bir siyasetçi olarak konuşurum. Size bir gazeteci olarak net söylüyorum. Burada avukatların üzerine mahkeme başkanının talimatıyla içerideki avukatları dışarı çıkartmak amacıyla robokoplar gönderildi. Robokoplar gönderildi. Dikkat edin. Biz kapıyı açıp girdiğimiz için o robokoplar avukatları bırakıp bizim üstümüze gelmeye çalıştığı için bu yüzden avukatlara herhangi bir fiziki müdahale yapılamadı. Hemen bu noktada izninizle Ahmet Gündel'e bunları soralım. Önemli şeyler söylüyorsunuz Sayın Batum. Ama son şunu söyleyeceğim. Peki buyurun. Bakın 250, 51 ve 52. maddeler, bunu herkes bilsin. 3. yargı paketi denilen paketle kaldırıldı. Yani bu özel yetkili mahkemeler kaldırıldı. Ne kaldı yerine? Dedi ki elinizdeki davalara bakarsınız sadece dedi. Sadece elinizdeki davalara. Yani bu davayı bugünkü tanıklarıyla, sanıklarıyla, delilleriyle, kanıtlarıyla, bilirkişi raporuyla çözeceksin dedi. Son gün ne görüyoruz? Ah bir dakika, buraya silah lazımdı. Bir kara gümrük çetesine de bunu bağlayayım. Şimdi buna Ahmet Gündel gibileri bile hukuka uygun filan diyemez. Bana da net söylüyorum, öyle CHP oraya gelsin gelmesin filan gibi şeyler sakın söylemesin kimse. Peki. Çok ayıptır. Peki. Çok çok ayıptır. Peki, şey net bakayım. Söylüyorum bunu. Ahmet Gündel'e bunu söylerken bir hukukçu olarak değil, kendisini zerre kadar hukukçu görmüyorum, bir siyasetçi olarak görerek söylüyorum bunu. Kusura bakmasın kimse. Peki.